arkadaşlar merhabalar. Coğrafya dersi e, üniversite hazırlık konularımıza 36 numaralı konu anlatım föyü ile devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar bu föyümüzde artık iç kuvvetleri geride bıraktık. Dış kuvvetleri ve dış kuvvetlerin özelliklerini ele alacağız. Ve aynı zamanda dış kuvvetlere başlamadan önce... Toprak oluşumunu birlikte inceleyeceğiz. Topraklar nasıl oluşur, özellikleri nelerdir ve artı bir de sınıflandırmasını hep birlikte öğreneceğiz sevgili arkadaşlar. Dış kuvvetler. Sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi önceki konumuz iç kuvvetlerdi ve oluşum özellikleri taşırlardı. Peki dış kuvvetler nedir? Dış kuvvetlerse şekil verici, şekillendirici hareketlerdir. Yani iç kuvvetlerin meydana getirdiği yeryüzü şekillerini biçimlendiren hareketlerdir. O zaman şöyle bir sınıflama yapabiliriz. İç kuvvetler oluşum hareketleridir, dış kuvvetler ise şekillendirme yani iç kuvvetlerin meydana getirdiklerini şekillendiren hareketlerdir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Enerjisini güneşten alır, yeryüzündeki meteorolojik olaylar çok çok etkilidir ve özellikle dış kuvvetlerin etki alanları her yerde aynı değildir. Mesela e, kara yüzeylerinde en etkili dış kuvvet akarsular, kurak ve yarı kurak alanlarda rüzgarlar. Kutup kuşağı gibi soğuk alanlarda buzullar, kıyılarda dalga ve akıntılar sevgili arkadaşlar, etki alanları daha fazladır. Bakın yer yer değişmektedir sevgili arkadaşlar. Dış kuvvetler ve dış kuvvetlerin etkisini e, şu şekilde ele alacağız. Kayaçların çözülmesi, toprak oluşumu, yer göçmeleri, toprak kayması, yeraltı suları, rüzgarlar, buzullar, dalga ve akıntılar ve akarsular şeklinde ele alacağız. Çünkü tüm bu olup biten her şeyin sonucunda yeryüzü şekilleri değişmekte, farklı şekiller oluşmaktadır sevgili arkadaşlar. Öncelikle kayaçları zaten iç kuvvetlerde öğrenmiştik. Şimdi kayaçların parçalanarak toprağı nasıl oluşturduğunu ele alalım. Çünkü dış kuvvetler yüzeydeki toprağı aşındırarak yeryüzü şekilleri meydana getirmektedir. Kayaçlar iki yolla parçalanır. Fiziksel ve kimyasal yollarla. Fiziksel çözülme bir diğer adıyla mekanik çözülme günlük sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda kayaçlar ısınıp genleşir, soğuyup daralır, böylelikle parçalanır. Bu hareket binlerce, milyonlarca yıllık süreç içerisinde kayaçların tamamen parçalanmasıyla netice bulur. Dünyada en geniş alansa bu fiziksel parçalanmanın en geniş olduğu alansa çöllerdir arkadaşlar. Çünkü çöllerde gündüz sıcaklık 45-50 dereceleri bulabiliyor. Gece ise sıcaklık eksi 15-20 santigrat dereceleri bulabiliyor. Bu da fiziksel parçalanmanın çöllerde en fazla olduğu anlamına gelmektedir sevgili arkadaşlar. Bunun dışında yüksek dağlık alanlar, kutup çevreleri, karaların iç kısımlarında da yine aynı şekilde fiziksel parçalanma oldukça fazladır. Günlük sıcaklık farkının fazlalığı ve donma çözülme olaylarının sıklığı mekanik çözülmeyi hızlandırır. Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde mekanik çözülmenin en az olması beklenir? Günlük sıcaklık farkının en az olduğu, yağışın yani nemliliğin en fazla olduğu ekvatoral ormanlarda. Bu alanlarda kimyasal çözülme oldukça fazladır. Kimyasal çözülme ise suyun Kayacın yapısını değiştirmesi olayına verilen isimdir sevgili arkadaşlar. Nemlilikle doğrudan ilişkili yani nemlilik ne kadar fazlaysa kimyasal çözülmedi o kadar fazla olacaktır. Kimyasal çözülmenin dünyada en yaygın olduğu yerler ekvatoral bölgedir sevgili arkadaşlar. Bunun dışında Musonlar Asyası, Okyanusal İklim, Akdeniz İklimi de yine kimyasal çözülmenin fazla olduğu yerlerdir. Ayrıca kimyasal çözülmeyi artıran etmense... Yağışın dışında tabii yani yağış zaten var. Yağışın dışında ayrıca sıcaklık da kimyasal çözülmeyi artıran bir etmendir. Sıcaklığın yüksek, yağışın fazla olduğu yerlerdeki kayaçlarda genellikle kimyasal çözülme görülür. Buna göre kimyasal çözülmenin aşağıdaki yerlerin hangisinde diğerlerine göre daha çok olması beklenir? Hem yağış hem de sıcaklığın fazla olacağı tabii ki Antalya olacak sevgili arkadaşlar. Bakın diğerleri karasal bölgede Antalya ise yağışlı bölge sınıfı içinde yer alır. Toprak oluşumu ise sevgili arkadaşlar Bakınız çok uzun bir süreç içerisinde meydana gelir ve iklim özelliklerine, kayaçların özelliklerine, kayaçların kimyasal yapısına göre de toprak oluşumu farklılık göstermektedir. Ancak toprak oluşumundaki en önemli, özellik başı çeken özellik tabii ki iklim koşullarıdır sevgili arkadaşlar. Sıcaklık farkının ve nemliliğin fazla olduğu yerlerde fizik kimyasal e sıcaklık farkının fazla, nemliliğin az olduğu yerde fiziksel çözülme görüldüğünden toprak oluşumu daha zordur sevgili gençler. Yağışın fazla olduğu yerlerde tuz ve kireç oranı fazladır topraklarda yıkanma fazla olacağı için özür dilerim fazladır dedim azdır. Yağışın az olduğu bölgelerde ise yıkanma yani toprağın yıkanması daha az olacağı için tuz ve kireç birikimi daha fazladır. Yandaki haritada numaralandırılarak koyu renkle gösterilen alanların hangilerinde toprak oluşumunu sağlayan kimyasal ayrışmanın daha hızlı gerçekleşmesi beklenir. Yağışı en fazla olan yer neresi ise orada kimyasal çözülme daha fazladır sevgili arkadaşlar. Haritaya baktığımızda 2 numarada ekvatoral iklim, 4 numarada muson iklimini görüyoruz ve dünyada en fazla yağış alan alanlardır. O yüzden kimyasal çözülme diğerlerine göre daha yaygındır. Bitki örtüsü kökleri vasıtasıyla sevgili arkadaşlar. Ee, toprağa tutunur. Aynı zamanda bitki örtüsünün atıkları canlı yani organik atıklar toprağa katılarak doğal yollarla ayrıştırıcılar sayesinde katılarak toprakta ayrıştırıcılar minerale çevirir ve böylelikle toprakta humus adı verdiğimiz bir tabaka meydana getirir. Böylelikle bitkiler toprağa verimli olan bu minerallerin kazandırılmasını sağlamaktadır. Bu da toprak oluşumu için çok çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Yer şekillerine baktığımızda yüksek yerlerde eğimin fazla ya da az olduğu yerlerde bakı etkisi ya da bakının etkisiz olduğu yerlerde suyun sızma durumuna göre bakınız tüm etmenler yer şekillerine göre değişeceği için meydana gelen toprağın yapısı da değişecektir sevgili arkadaşlar. Bakınız yükseltiye bağlı kalacak olursak eğer dağ yamaçları boyunca yükseldikçe sıcaklık ve yağış koşulları değişir o zaman farklı toprak tipleri oluşur eğim koşullarına baktığımızda eğimli arazilerde toprak kalınlığı daha ince ama e, düz arazilerde ise toprak kalınlığının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz bakı etkisine baktığımızda güneşi doğrudan gören yerlerdeki oluşan toprakla dolaylı olan yani arka tarafta kalan e, yamaçtaysa bakı etkisizdir o yüzden o tip alanlarda da farklı toprak tipleri gelişecektir toprağı oluşturan etmen kayaçların parçalanması demiştik hatırlayacaksınız. Bu sebepten dolayı ana kaya yani kayaçlar toprak oluşumunun içerisindeki kimyasalı doğrudan etkiler. Bu yüzden kalker ayrıştığında kireçli toprak, kil taşı ayrıştığında kirli toprak, granit kayaçları aşındığında ayrıştığında kumlu topraklar oluşur. Bakınız ana da oluşacak olan toprağı belirlemekte tüm bu oluşan özellikleriyle birlikte zaman faktörü sevgili arkadaşlar. Bakınız üzerinden yüzlerce binlerce yıllık bir süreç geçmesi gerekiyor ki kayaçlar ayrışacak. Bitki örtüsü humus yani mineral kazandıracak fiziksel ve kimyasal ayrışmalar sonucunda toprak e, taneli hale gelecek ve bu uzun süreçler sonucunda toprak oluşumu meydana gelecek sevgili arkadaşlar. O yüzden üzerinden belirli bir süreç geçmesi gerekiyor. Zaman faktörü de yine toprağı oluşturan etmenler içerisinde yer almaktadır. Yandaki haritada numaralarla gösterilen yörelerin iklim koşulları dikkate alındığında hangisinde toprak oluşumunun daha kısa zamanda gerçekleştiği söylenebilir. Tabii ki sıcaklık ve yağış koşullarının ideal olması gerekiyor. Arkadaşlar buraya baktığımızda sıcaklık ve yağışın fazla olduğu alan tabii ki ekvatoral bölgedir. Bu sebepten dolayı diğerlerine göre daha fazla daha kısa sürede topraklar oluşacaktır. Eğer bir bölgede her şey normal giderse yani iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, ana kayaza her şey normal bir şekilde giderse olgun bir toprak profili meydana gelir. Bakın şekildeki gibi. Peki nasıl oluşur? Öncelikle ana kayaç en altta bulunur ve biz buna D horizonu adı veriyoruz. Bakınız. Sonra ana kayacın parçalanmış e, haline dönüşmüş şekli olan C horizonu. Sonra e, birikme katmanı olan B horizonu ve yıkanma katmanı olan A horizonu şeklinde olgun bir toprak profili gelişecektir sevgili arkadaşlar. Normal bir profil şekilde görüldüğü gibi gerçekleşecektir. Arkadaşlar şimdi de e, inceleyeceğimiz şey toprak tipleri olacak. E, toprak tiplerini şu şekilde sınıflıyoruz sevgili arkadaşlar. Öncelikle azonal topraklar. Bir bölgeden Dış kuvvetler tarafından aşındırılan topraklar, başka bir bölgeye taşınıp birikir. O birikime esnasında bakın o birikme sonucunda oluşan topraklara azonal topraklar diyoruz ve dış kuvvetler burada etkilidir. Alüvyal topraklar, lösler, morenler, kolüvyal topraklar, litosoller, regosoller gibi. Peki intrazonal topraklar nedir? Arkadaşlar intrazonal topraklarsa ana kayanın etkili olduğu topraklardır. Bakın halomorfik topraklar, hidromorfik topraklar ve kalsimorfik topraklar şeklinde. Peki zonal topraklar nedir? Arkadaşlar zonal topraklarsa iklime bağlı oluşan topraklardır. Yani iklim değişince oluşan toprak tipi de değişir. Laterit, terrarosa, kahverengi orman, podzol, tundura, çöl, kahverengi ve kestane renkli bozkır, çernozyom toprakları gibi. Şimdi gelin hep birlikte bunları ele alalım sevgili arkadaşlar. <laughs> Azonal topraklar taşınmış topraklardır ve dış kuvvetler tarafından taşınırlar. Bu taşınma özelliği sevgili arkadaşlar, e, bulunduğu bölgenin iklimini yansıtmaz. Çünkü aşındırmanın olduğu bölgeden başka bir iklim bölgesine taşıyacağı için taşıdığı bölgenin iklimini taşımayacaktır sevgili arkadaşlar. Bu toprakların horizonları yoktur. Dış kuvvetler tarafından oluştuğu için. Ama oldukça verimli topraklardır. Alüvyal topraklar akarsu ve sel sularının taşıdığı topraklar, biriktirdiği topraklardır. Özellikle vadi alanlarda, ovalık alanlarda, deltalardaki topraklar alüvyal topraklardır. Türkiye'deki tüm delta ovalarında, iç ovaların çoğunda sevgili arkadaşlar, eee topraklar yaygın olarak bulunmaktadır. Löz topraklarsa özellikle kurak ve yarı kurak sahalarda rüzgarın taşıyıp biriktirmesiyle oluşturduğu topraklardır löz topraklar. Moren topraklarsa buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklardır moren topraklar. Özellikle kutup kuşağına yakın yüksek dağlık araziler moren toprakların yaygın olduğu yerlerdir. Kolüvyel topraklarsa dağ yamaçlarından aşındırılan malzemelerin dağın eteğinde birikmesi sonucunda oluşmaktadır. E, Litosol topraklarsa sevgili arkadaşlar bakınız özellikle kolivyal topraklar e, dağ yamaçlarından aşındırıldı ve birikti. Sonra bu aşınma devam ederse kolivyal toprakların aşınımı devam ederse aralarındaki ince unsurlu topraklar aşınır geriye daha iri unsurlu kayaçlar kalır. Böyle taşlı topraklar oluşur. Bu tip topraklara Litosol adı veriyoruz. Regosol topraklarsa sevgili arkadaşlar volkanik arazilerde e, aşınmayla oluşan e, topraklardır. Kumlu toprakları olarak bilinir. Dağ eteklerinde özellikle birikir ve akarsuyun biriktirdiği kum depoları üzerinde gelişme göstermektedir. Bir diğer sınıflamamız intrazonal topraklardı. Yani ana kayanın etkisiyle oluşan topraklardı sevgili arkadaşlar. Bu tip topraklarda yalnızca A ve C horizonları gelişmiştir. Halomorfik topraklar tuzlu topraklar olarak da bilinir. Kurak ve yarı kurak bölgelerde yeraltı sularıyla erik halde gelen çeşitli tuz ve karbonatların suyun ile toprağın yüzeyinde ve çeşitli derinliklerinde birikmesiyle oluşur sevgili arkadaşlar. Ee, özellikle yüzeyinde bu buharlaşma sonucunda e, tuzdan oluşan beyaz bir kabukta görülmektedir. Hidromorfik yani bataklık toprakları dediğimiz e, bataklık, sazlık ve taban suyu seviyesinin yani yeraltı suyunun demek istiyorum. Yüksek olduğu alanlarda görülen topraklardır hidromorfik topraklar. Kalsimorfik topraklarsa kirli ve kireçli topraklar olmak üzere ikiye ayrılır. Bakınız Kalsimorfik topraklarda Eğer toprağın içerisinde kireç oranı fazlaysa rensini adı verdiğimiz yumuşak kireç taşları üzerinde oluşan topraklar meydana gelir kil oranı fazlaysa vertisol adı vermiş olduğumuz sevgili arkadaşlar ee, içerisinde bakın kil oranı fazla olduğu için yağış aldığında hemen şişip ve içerisindeki bulunan küçük taşlar, kayaçlar böyle yüzeye çıkmış gibi görülür. O yüzden taş doğuran topraklar adı da verilmektedir sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki haritada numaralanmış yörelerin hangisinde fiziksel ufalanmanın daha etkili olduğu söylenebilir? Arkadaşlar fiziksel ufalanma günlük sıcaklık farkının fazla olduğu alanlarda görülürdü. Peki o alanlar nerelerde? Çöl bölgeleriydi sevgili arkadaşlar. Peki bunların hangisinde çöl bölgesi var? Bakınız 5 numarayla gösterilen Avustralya'daki Victoria ve Gibson çölleri bu alanda fiziksel ufalanma daha etkilidir. Aşağıda aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafikleri verilen yörelerden hangilerin hangisinin kayaçlarında kimyasal çözünme daha etkilidir. Arkadaşlar kimyasal çözünmenin en etkili olduğu yer yağışın en fazla olduğu bakın B şıkkındaki aylık ortalama ve sıcaklık grafiğinde gösterilmiş. B şıkkında muson ikliminin görüldüğü alanda kimyasal çözünme daha etkilidir. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde kimyasal çözülme hızı daha fazladır? Efendim kimyasal çözülmeyi etkileyen etmen yağış demiştik. Peki kimyasal çözünmeyi hızlandıran, daha fazla olmasını sağlayan neydi peki? Elbette ki sıcaklıkta. O halde yağış ve sıcaklığın en fazla olduğu ekvatoral iklim diğerlerine göre daha fazladır kimyasal çözünme hızı. Kimyasal çözünmenin yetersiz olduğu yerlerde toprak oluşumu yavaştır. Özellikle çöl bölgelerinde arkadaşlar. Buna göre yukarıdaki bölgelerin hangilerinde? Toprak oluşumunun diğerlerine göre daha yavaş olduğu söylenebilir. O halde bunların hangisinde çöl bölgeleri bulunmaktadır sevgili arkadaşlar? Tabii ki Orta Asya çölleri ve Batı Avustralya'daki çöller bu alanlar elbette ki daha yavaş olduğu alanlardır sevgili arkadaşlar. Yıllık yağış miktarı arttıkça topraktaki kireç oranı da azalır sevgili arkadaşlar. Yıkanma artar çünkü. Yıkanma artınca kireç de tabii ki e, yıkanacak gidecektir ve kireç oranı az, azal azalacaktır. Buna göre yukarıdaki haritada numaralanmış yerlerin hangisinde topraktaki kireç oranı daha azdır. Yani hangisinde yağış daha fazladır demek istiyor aslında. E, buraya baktığımızda dünyada en fazla yağış alan ekvatoral iklim tabii ki diğerlerine göre kireç oranı daha azdır sevgili arkadaşlar. Nemli bölge topraklarının Mineral, tuz ve kireç bakımından fakir olmaları aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Elbette ki yağış miktarlarıyla sevgili arkadaşlar. Yağışın fazlalığı e, mineral, tuz ve kireç bakımından fakir olmasını sağlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi taşınmış topraklar arasında yer almaz? Arkadaşlar kolüvyal, moren, regosol ve lös topraklar bunların hepsi taşınmış topraklar yani azonal topraklar grubundadır ama tundura toprakları tundura ikliminde oluştuğu için zonal topraklar grubunda yer almaktadır. Alüvyon, Lös ve Moran topraklarla ilgili olarak yukarıdakilerden hangilerine ulaşılamaz? Bakın Alüvyon, Lös, Moran hepsi azonal topraklar. Horizonları gelişmiştir. Yanlış. Horizonlar belirgin değildir. Yoktur. Verimli topraklardır. Çok doğru. Taşınmış topraklardır. Tabii ki dış kuvvetler tarafından bu da doğru. E, ulaşılamaz dediği için yalnız bir olacaktı cevabımız. Yukarıdaki haritada KVL yörelerinde oluşan azonal topraklar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir? Azonal dediğine göre dış kuvvetler tarafından oluşacak. Bir bakalım arkadaşlar K bölgesi çöl bölgesi yani kurak bir bölge olduğuna göre rüzgarlar tarafından aşındırılarak oluşturulacak. L bölgesi kutba yakın kutup altı bölgesi olduğu için burada da buzulların aşındırmasıyla oluşan bir toprak olmalı. Rüzgarların aşındırmasıyla löz topraklar, buzulların aşındırmasıyla da moren topraklar oluşmaktadır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Kolivyal topraklar dağ yamaçlarında aşındırılan malzemelerin dağ eteklerinde zamanla birikmesiyle oluşur. Buna göre yukarıdaki haritada gösterilen ülkelerin hangisinde kolivyal toprakların oluşması beklenmez? Bakınız. Amerika, Türkiye, Hindistan, Japonya tüm bunların hepsi dağlık bölgeler ama Hollanda daha düz olduğu için kolivyal topraklara rastlamak çok zayıf bir durumdur sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki toprak tiplerinden kaç tanesinin oluşumunda ana kaya etkilidir? Yani hangisi intrazonal topraktır demek istiyor bir diğer adıyla. Bakınız arkadaşlar halomorfik, hidromorfik bunlar biliyorsunuz ki intrazonal toprak grubunda. Bir de aynı zamanda kalsimorfik topraklar vardı. Kalsimorfik topraklar da rendzina ve vertisol diye ayrılıyordu. O yüzden 1, 2, 3 ve 4 tanesi anakaya etkili olmuştur diyebiliriz. Ve bir diğerine geçelim sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki kavram haritasında sevgili arkadaşlar şunu da ekleyelim bu arada. Devam edelim. Yukarıdaki kavram haritasında X ve Y'nin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kalsimorfik toprak, kireçli X kalsimorfik toprak kirli y şeklinde x ve y'ye neler yazmalıyız deniyor. Kalsimorfik topraklar ikiye ayrılıyordu biliyorsunuz. Rensina ve vertisol şeklinde kireçli kalsimorfik topraklara rensina, kirli kalsimorfik topraklara ise vertisol adı veriliyordu. O yüzden doğru cevabımız sevgili arkadaşlar C şıkkında doğru olarak eşleştirilmiştir. Sevgili arkadaşlar, üniversite hazırlığımız hızla devam ediyor. 36. konu anlatım föyümüz sona erdi. Sonraki konu anlatım föyünde tekrardan buluşmak ümidiyle herkese üniversite sınavı hazırlığında bol bol başarılar diliyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.